Evet, şimdi pantolon paçamızın olmasını istediğimiz boy ölçüsünü ayarladık. Ayarladıktan sonra şimdi aslında bu şekilde katlıyoruz. Benim istediğim ölçü şöyle göstereyim yani. Pantolonun bitmiş hali, orijinal paça yapıyoruz. Bu şekilde olacak. Şuradan bir dikiş geçeceğiz. Yani siz şimdi pantolon paçanızın boy ölçüsünü aldıktan sonra 1 santim daha içeri gireceksiniz. Daha katlayacaksınız yukarı doğru diyeyim. Çünkü zaten 1 santim paçanın bu kısmında kullanacağımız için tam ölçüyü o zaman elde etmiş olacağız. Biz şimdi bu şekilde ayarladık. Şimdi buradan olabildiğince dibinden, hatta varsa normal fermuar ayağıyla geçmek daha mantıklı olur. Bu şekilde dibinden dikişi döneceğiz. Bittikten sonra çevirince paçamız bu şekilde olacak. Yani döndürdüğümüz zaman bu fazlalık payını da keseceğiz. Yani aslında daha açık anlatmak gerekirse şöyle anlatayım. Diyelim ki istediğiniz, yani pantolonunuzun bitmesini istediğiniz ölçü burası. Yani benim bitmiş halindeki istediğim görüntünün ölçüsü burası. Bu ölçüyü aldıktan sonra yukarıya 1 santim daha çıkıyoruz. Yani çünkü paça, orijinal paçayı kullanacağımız için 1 santimlik payını burada kullanıyoruz. Biz yukarıya verdiğimiz ölçüden, yani buradaki ölçü yukarıya çizdiğim ölçü, aslında pantolonumun bu hizaladığım ölçü. Onu bu şekilde hizaladıktan sonra buradan böyle dediğim gibi içinden dikiyoruz. Böyle de çevirdiğim zaman o 1 santimde, bakın buradan diktik ya, o 1 santimde aşağıya çevirdiğim zaman zaten paça eşit bir şekilde gelmiş olacak istediğimiz ölçüye. Evet, şimdi fermuar ayağını taktım. Bu şekilde ayarladım. Makinemin dikiş ayarını 3,5 olarak ayarladım. Benim makinem de 3,5 olarak ayarladım. Düz dikiş ayarında. Şimdi şöyle ayağımı ayarladıktan sonra şöyle olabildiğince dibinden dikeceğiz demiştik ya. Ayağımı güzelce dibine gelecek şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kıvrım yerini de içine alacak şekilde yerleştirdim. Şimdi dikmeye başlıyorum. Evet, şimdi dikişimizi bitirdik. Dikişimi bitirdikten sonra şu şekilde çevirince ki görüntüyü göstereyim. Bu fazlalıkları keseceğiz zaten. Evet, paçamızın bitmiş hali de bu şekilde oluyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer çok diktiğiniz kot, yani benim şu anda diktiğim yaptığım paçayı kot çok kalın bir kot olmadığı için dönme olmayacaktı. Zaten şu anda çevirdiğimde bile bir problem gözükmüyor. Ama çok kalın bir kotsa şu yandaki dikişlerin üzerinden böyle bir içten bir dikiş geçerseniz dönme olayı olmayacaktır. Şuralardan yani ince bir dikiş geçerseniz olmayacaktır. Paçamızın bitmiş hali de bu şekilde oluyor.